Evet, herkese merhaba tekrar. Belki belli oluyordur, çok yorgunum bugün. Ama araya bir de Ulusal TV yayını geldi. Bu iki diğer yayını da, kanalımdaki yayını da. Biliyorsunuz bundan sonra 23.15'te Ulusal TV'de olacağım. 0.17'de de tekrar burada kanalımızda olacağız. Bu da gece yapacağımız programda gerekliydi diye düşündüm. Bu program özellikle, yani bu yorgunluğumun sebebi de bugün ve dün gece çok uyumamış olmam. Dün bugün çok kafamı yormuş olmam aslında. Kalbimi yormuş olmam birazcık. İnanın şimdi bu muhatap kişiler bunu anlayabilirler mi? Bilmiyorum ama üzüntüden bu yorgunluk yani. Düşünmekten. Nasıl olur da insanlar böyle bir şeyler yaparlar? Daha da önemlisi nasıl olur da bazı insanlar da böyle şeylerin peşinden giderler? İnanılır gibi değil. Özellikle işte dün bugün o yaşadığım şaşkınlığı onu en sona bırakıyorum. Siz de şaşıracaksınız çünkü. Yani bu kadarı nasıl olur? Niye olur? Söyleyeceksiniz. Ama işte artık birilerine böyle bir, yani muhatap almayalım, öyle yapmayalım, böyle yapmayalım ama bir acayip, yani bir garip, bir acayip hakikaten. Şimdi bir kere birileri herhalde hayat sosyal medyayla başladı zannediyor. Dün sevgili Türker dedi ki birisine, bunlardan birisine demiş ki ya demiş oğlum siz gelirken biz gidiyorduk. Siz yani 2-3 yıldır bir şeylerin farkına vardınız. Her şeyi o 2-3 yıldan ibaret zannediyorsunuz. Maalesef arkadaşlar sizin ses ayarlarınızla ilgili, yani ben de hakikaten başka yapacak ama ben biraz sesimi yükselteyim. Maalesef çok acayip. Şimdi bir tanesi vardı, bir geçerse bu sene ne yapıyor bilmiyorum. Ha bu arada da bu şimdi sayacaklarımın yine isimlerini vermeyeceğim. Ama tamamına onlar o bana yaptıklarını yaparken de ben elimi uzattım. Hepsine. O yüzden zaten şaşırıyorum. Yani bu ülkenin sözde kanaat önderi geçinen insanları böyle yapıyorsa ve onları izleyen insanlar da bunları kanaat önderi olarak algılıyorsa yanmışız biz ya. Yanmışız yani hakikaten. Hakikaten yanmışız. Ya Can Burak işimiz mi yok yalan söyleyeceğiz? Ne terbiyesizlik yapıyorsun? Araştır bakalım neymiş? Allah Allah. Yani resmen bir engelli özürlü sürüsüyle karşı karşıyayız ya. Yani ancak bir ergen bilmediği şeyi yok sayar. Araştır bakalım. Zelenski eğer Hazar hanedan soyundan değilse ben şerefsizim. Öyleyse sen nesin, sen karar ver artık. Ya bu ne terbiyesizliktir ya. Bunu yazmaya mı giriyorsun buraya? Yani adamlığın, işe yararlığın buradan belli yani. Allah Allah. Arkadaşlar benim anlattıklarımı dinleyin lütfen, soru sormayın, bu programı çünkü özel yapıyorum, bir şey anlatacağım, yani hakikaten hepimizin üzülmesi gereken bir şeyi anlatıyorum maalesef, yani milletin geldiği durumu anlatıyorum, yani herkes bir şeyler kötü gidiyor bilmem ne, kötü gider tabii yani, yani şimdi bürokrasi, siyaset, iş dünyası, medya, cemaatler, dernekler, vakıflar, kim bunlar? Biziz ya. Biziz ya. Yani tabii kötü gider her şey yani. Nasıl iyi gitsin ki? Bak şimdi düşünün. Şurada birisi ölüyor desek koşmayacak insanlar. Trafikte birbirleriyle alakaları yokken, birbirleriyle bir yarış içinde değilken, birbirlerini geçince ya da geçmeyince ödül almayacakken, kimsenin hiçbir şekilde edineceği bir çıkar yokken birbirleriyle yarışıyor, birbirine yol vermiyor ya. İşte bakın bu hal zaten her şeyi anlatıyor. Şimdi bunu yapan insanlara ne anlatacağız ki değil mi? Allah aşkına. Yani bir bakalım trafiğe. Kaç kişi söylediğimin tersine adam gibi hareket ediyor. Yani bu trafik işte hepimiz burada varız. Ben evime gidiyorum, o da evine gidiyor. Bana ne onun gittiği yoldan? Ben niye ona yol vermiyorum, yol alıyorum, bilmem ne yapıyorum demeyen, diyen kaç kişi var acaba? Yani şimdi işte buraya da yansıyor işte. Ondan sonra da yok o kötü, bu kötü, siyaset kötü, bilmem ne kötü falan kötü. Biz kötüyüz ya. Biz kötüyüz ya. Ben dünden beri bunu düşünüyorum. Biz niye böyle olduk diye düşünüyorum. Adam buraya ne yazıyor ya? Yalanmış da bilmem neymiş. Yani zeka probleminiz var sizin. Buradan yalan söylenir mi ya? Ama bu sosyal medya o kadar alıştırdık. Ha şimdi evet doğru, şimdi sayacağım adamlar yalan söylüyor ya. Herkes de öyle zannediyorlar. Ya Allah korusun ya. İnsan çıkıp da toplumun önünde yalan söyleyen insanı yani Allah ne biliyorsa öyle yapsın ya. Allah Allah. Aklınızı mı kaybettiniz ya? Yani niye bu dünyada, bu ülkede bir insan olabileceğine, bir adam olabileceğine inancınızı kaybettiniz? Kaybedenler, adamlığını kaybedenler. Çünkü kendi zikri fikri meselesi işte. Adamlığını kaybeden, başkası da adamlığını kaybetti zanneder ya. Ya benim içinse buraya çıkıp, buraya çıkmayı bırak. Yani beni tanıyan herkes bilir. Ondan sonra yani ben yalan söyleyemem. Söylersem sesim falan titrer, böyle acayip bir şey olurum herhalde yani. Yok yok, benle bakın arkadaşlar, benle uğraşanla bir uğraşmıyorum. Topluma bir şey anlatıyorum. Bu bir tane değil ki. Bir sürüler. Bir sürüyüz belki yani. Hepimizin öyle yanlışları var ki. İşte zaten de söylediğimiz şey. Çakılmışız. Silkeleneceğiz, kendimize geleceğiz. Bu kadar. Bunun hepsi bizden dolayı oluyor. Başkaları yapmıyor bunu yani. Yok o küreselci müreselci. Kim yutuyor küreselcinin yemini zokasını? Kim kullanıyor işte bunları? Biz kullanıyoruz. Yok öyle dava. Küreselci yapıyormuş. Şeytani iyiler yapıyormuş. Al işte şeytani girdi buraya bak. Görüyorsunuz değil mi? Yani böyle acayip bir şey var mı ya? Hiç utanma yok, yüz yok. İnsanlık diye bir şey yok. Allah Allah. Ya ben ömrümü feda ediyorum ya. Yani bunları söylemek istemiyorum ama canım sıkılıyor artık yani. O arkadaş bu kimdi, neydi adı? O dahil ona vesile olayım. Ona bir şey anlatayım diye ömrümü feda etmişim. Gerçekten etmişim yani. Dedim ya işte hani Türker'in dediği, onlar gelirken biz gidiyorduk. 32 sene olmuş ben bu küreselcilerle mücadeleyi kanımla, paramla, kariyerimle vereli. Ha, o arada da bak şunları yapmışım. O arada da kamyon şoförlüğünden sanayiciliğe kadar iş yapmışım. Ya. Ya. Şimdi bir tanesi bak ha, tam da bununla ilgili. Bir tanesi İngiltere'de benim özgeçmişimi çıkarmış. Bak işte adama bak. Bu adam diye geziyor ortalıkta. Böyle bir özgeçmiş mi olur? Bu kesin yalandır demiş. Bak. Şaka gibi ya. Ve bu adamı ben bir röportaj yaptık. O röportajlara böyle tuhaf davranışlara. Ona rağmen benim Telegram'da bir Akil diye kanalım vardı. Oraya da aldım. Oradan program tanıtımlarını yapıyor. Ben de diyorum bak Bahattin Bey'in programlarını izleyin. Araştırmacı bilmem ne falan diyorum. Adam o arada yaptığı programlarda bana bunları yapıyormuş meğer. Ya bak düşünün yani. Bunlar adam diye geziyor ortalıkta. Ondan sonra benim şeyi çıkarmış, kitabı Asil Kan'ı. Bak şimdi o Asil Kan, abi ne kitap yazmışız arkadaş ya. Ama bunlar değil ha. Bunların arkasından iteliyorlar. Mesele o. Çıkarmış. Bunu MİT yazmış. Benim ismimi yazmış üstüne. Allah Allah. Başka adam bulamam. Niye benim ismimi yazmış ki? Bir tanesi var. Beni de MİT başkanı yapmış şeyinde, kabinesinde. Değişik değişik adamlar ya. Yani benimle bir alakam, ilişkim, bir sülalemde bir alaka olsa keşke yani. Yani olsun isterdim yani. Bu devlete öyle hizmet edeyim isterdim yani. Ondan sonra bir tanesi bu. Bu değişik. Ondan sonra bir tanesi beni bir rahmetli kardeşimiz zorla tanıştırdı. Bak şöyle abi izle. 2 tane videosunu böyle yarım izledim. Bir şeyler söyledim. Bak hala söylemiyorum. Hala kırmak istemiyorum yani. Ondan sonra dedim ki yani böyle. Sonra ben Ankara'dayken bir gün benim orada olduğum ofise aşağıya gelmişler. İnanın çocukcağızlar rahmetliye yalan söylemek zorunda kaldım. İşim var dedim oğlum, nereden geldiniz şimdi haber vermeden dedim. Geri gönderdim. Görüşmek istemiyorum çünkü adamla. Ondan sonra sonra başka bir şeyleri fark ettim. Neyse bir gün yine bir Ankara'da bir arkadaşımın ofisinde görüştük. O kadar. Allah Allah. Bir bakıyorum videolarında yok eski dinleyicimiz K'ye. Ya bir kere bak onu izleyen insan sormaz mı ya? Sen nereden biliyorsun bu adam senin eski izleyicin? Şey mi alıyorsun oradan? Röntgen, TC numarasını veriyorlar seni izleyenler kim diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra bizle bu adam şey yaparken, tanışırken, hatta benim yayın evimle yayın görüşmesi yaparken, bizim yayınladığımız kitap. Benim telefonum var. Yayınımın telefonu var. Ondan sonra çıkıyor bir şeye, Facebook'a yazıyor. Cumhur İttifakı'nın siparişi Malatyalı Atatürk geliyor. Bak şimdi. Yani bize şey yapıyor. Biz taşeronuz. Bize sipariş vermişler. Bak bak. Bak ama şimdi Allah'ın parmağı. Yazdım oraya. Dedim ki biz senin gibi masalcı değiliz. Bak Asil Kan 500 sayfa Türkiye'de tektir ha. 100 sayfa kaynakça var arkasında. Ama bu vatandaş anlatıyor sonra diyor ki biz masal anlattık. Oh ne güzel dünya. 3000 sene önceki olayı söylüyorsun, referansı benim diyor. Bak bu adamlar bizden bilgi çalıyor diyorlar ya utanmadan. Bak 100 sayfa kaynakça koymuşum ben oraya. Sen kimsin ki ben senden bilgi çalayım? Oraya yazdım. Buyur dedim canlı yayına anlat bakalım bir. Ama anlatamaz, çıkamaz ki canlı yayına bizle. Ondan sonra bakın bir kardeşimiz, Hami kardeşim sağ olsun aynı gün bir videosunu buldu bunun. Bak Cumhur İttifakı'nı izliyordu ya 2021'de yani 2020'de ben kitabı yayınlamışım. 2014'te efendim sevgili bu Atatürk'ün nüfus bilgileriyle ilgili ilk yayınlayacak olan sonra çeşitli sebeplerle olmamış o iş. Sevgili Fatih Bayhan'la bir yerde bir arada kalmış ve onu anlatıyor. Ben diyor bir genç gazeteciyle bir arada kaldım. Atatürk Malatyalıymış biliyor musun falan diye anlatıyor 2014'te bak kendisi videosunda. 2014'te Cumhur İttifakı mı vardı? Veya sevgili Fatih'e de mi Cumhur İttifakı sipariş verdi? Ya bu adamları bak işte basit bir çelişki ve yalan var ortada. Bu adamın daha neyini izliyorsunuz? Ha bir de şöyle bir şey de var. Ben bu adamlara hiç saldırmıyorum yani. Hiçbir bunlarla ilgili bir şey anlatıyor muyum ben burada? Bir şey söylüyorum. O benden onu almış, bu bunu almış. Ve tam tersi bu adamın kitapları yayınlanmıştı. Ben hiç okumamıştım daha kitabı ama ilk Beyaz TV'de Türker'in programına çıktığımda hanedanlar konusu açıldı. Dedim ki şunun bununla ilgili kitabı yayınlanmış. Ben okumamıştım ama yani herhalde bu Türkiye televizyonlarında da kitabının reklamını yapan tek kişiyimdir yani. Bunun haricinde de ne isimlerini anarım ne bir şey söylerim onlarla ilgili. Ya bir entelektüel başka birinin üzerinden bir şey anlatır mı ya? Ondan sonra devam edelim. Bak şimdi sonuncuya çok şaşıracaksınız. Bir tanesi yine böyle bizde dalga geçiyor. Bir şeyler yazıyor. Bir şeyler. Ondan sonra biz ona arkadan güzel açıyoruz. Kahve içelim diyoruz. Bilgi gönderiyoruz falan. O orada devam ediyor dalga geçiyor. Ya çocuk musunuz siz arkadaş ya? Yani bir de topluma ne faydası var sizin Ahmet'le Mehmet'le dalga geçiyor falan. Yani onlar süper her şeyi biliyorlar. Ya bir de bilseler bari yani. Bilse zaten dalga geçmez. Ondan sonra bir tanesi yine başka şekilde soru soruyor cevap veriyoruz. Cevabımızı dinlemeyip sanki biz o cevap vermemişiz gibi videolar çekiyor bir şeyler yapıyor. Bakın hala isim vermiyorum. Hala ben video çekip karşılık vermiyorum yani. Çok ayıp ya. Şimdi bir tanesine gelelim. Bir değişik. Bak 2020 Ekim ama Allah'ın parmağı yok. Bak adamın gözüne nasıl sokuyor. Ekim. Ben Asil Kan kitabını çıkarmışım. Ve inanın da kitapla ilgili Asil Kan ismini Atatürk'ün Asil Kan'da mevcuttur. Damarlarınızdaki Asil Kan'da mevcuttur'dan onun yazdığı şiir ondan sonra adamların birliği geriye doğru gittiğimizde insanı tasvir eden şey Asil Kan diye anlatmış kitabın içinde ve kitabı da öyle başlık koymuş. Hatta yazıp çıkardıktan sonra dedim ya başka kitap var mı acaba Asil Kan? Döndüm baktım 2 tane daha geçmişte çok eski yazılmış 2 tane kitap varmış. Ama bu beynelmiler bir kavram. Neyse. Ondan sonra bak şimdi. Neyse. Bir vatandaş o kitabın eski kapak farklıydı ya ilk baskının. Kronoloji yayınlarından yayınlanmıştı. 6 Ekim 2020. 2021'in aralığında bir kardeşim gönderdi bana. O kapağı koymuş. Belli kitabı okumamış. Kapağa dayanarak, zan yaparak eleştiri yapmış. Bir cevap vermedim ben. 2022 Mart'ında da Asil Kan diye kitap çıkardı. Yine bana sordular. Dedim alın okuyun ya Allah Allah. Yani Asil Kan benim babamın malı mı Asil Kan kelimesi yani? Adam çıkartır. Bakın benim tavrıma bakın. Ha burada şahitleri vardır yani bunu bana soran. Hocam Asil Kan diye kitap çıkar ne diyorsun falan. Çıkartır dedim adam ya niye çıkartmasın? Yazılı da vardır yani. Ürünleri varsa mesajdan falan Facebook'tan falan lütfen çıkarsın göstersin yani. Neyse bak şimdi. Kitabı çıkartıp ondan sonra işte ne kadar olmuş? 2022 Mart 1,5 yıldır. Taraftarlarından birileri bana söylüyor. Ben oradan anlıyorum. Yani taraftarları diyormuş ki o benim kitabımın taklidi. Yahu 2020 Ekim'de çıkan kitap nasıl senin 2022 Mart'taki kitabının taklidi olabilir? Allah Allah. Bir de inanın okumadım. Bugün özellikle editörüme sordum. O almış baştan sona okumuş. Abi diyor bir cümle, aynı bir cümle yok ki diyor. Neyin taklidi yani? Bir de yani bizim kitap ondan 1,5 sene önce çıkmış. Şimdi bakın en acı durum neresi? 2020 Ekim benim kitabım. 2022 Mart. Benim kitabımın ikinci baskısı 2023 Haziran. Dün bana yayın evinden aradılar. Ondan sonra soruşturma açılmış. Beyefendi bize dava açmış. Kitabımı komple taklit etti diye. Allah Allah. Çok acayip. Ya 2 yılda onunla uğraşıyoruz. 10 tane insan orada polisi, bilmem avukatı, savcısı, bilmem nesi. Gereksiz bir şeyle uğraşıyor bak. Şimdi gereksizi bırak. Arkadaş Instagram'da, Twitter'da 2021 Aralık'ta benim ilk baskıyı eleştirdi, unutmuş herhalde. Onun fotoğrafıyla bilmem nesiyle. Şeyinde demiş ki 2022 Mart'ta ben kitap çıkarttım. O da benim kitabımın taklidi olarak 2023 Haziran'da çıkarmış. Biz bunu 2023 Temmuz'da fark ettik. Bak. Yani hem bana iftira hem yargıyı bilerek kandırma var işin içinde. İşte bir insan bunu niye yapar ya? Daha dur arayı anlatacağım bak şimdi. Arayı anlatacağım. Artık anlatacağım yani. Yeter. Yeter ya. Aa, bir de bak buna da el uzattı. Bak şimdi şahitleri var. Çok net. Şimdi bu süreçte, bu iş olmadan önce yani, bundan 6 ay falan önce, 6 ay mı 8 ay mı işte bir ara. Bu bir yayın yapan bir arkadaşımız arıyor. İşte onunla yayın yapacak falan. O da diyor ki yani ben diyor sana nasıl yayın yapayım? Sen, ben Kazım Hoca ile beraber yayınlar yapıyorum. Sen o adama böyle 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 saldırıyorsun durup dururken yani. Adam sana bir şey cevap vermiyor, bir şey demiyor. Ondan sonra onun üzerine demiş ki benim bilgilerimi alıyor. Bizim arkadaşımız da demiş ki ya demiş abi bak siz yeni çıktınız piyasaya. Bu adam senelerdir bunları anlıyor. Siz sosyal medya, sadece bu sosyal medyada mı oluyor? Bakın aynen söylediklerini söylüyorum. O kardeşim de burada konuşur yani. Birebir de çünkü aynı şeyleri söylüyorum. Ben adamın, o kardeşim söylüyor, 15 sene önceki ajandasını gördüm. Orada yazıyor bunların hepsi. Nereden senin bilgilerin yani? Bir kere bir insan nasıl benim bilgilerim der? Yani benim bütün hayatımda anlattıklarımı biliyor olması lazım değil mi adam? Yani çok acayip bir şey ya. Onun üzerine bakın. Bakın çok ilginç. Bundan 7 ay mı 8 ay mı 10 ay mı neyse. Benim yanımda 3, onun yanında 2, 3, 4, 5 kişi olmak üzere. Şahidi var bu olayların. Ondan sonra orada diyor ki ya o zaman diyor ben özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Başımın üstüne yeriniz var. Bana kahvaltıya misafir olun. Bak. Ben çok gitmek istemedim. Fakat o kardeşimiz ısrar üzerine. Ankara'da bizim bir işimiz vardı. Biz 4 kişi gittik. O ofisin içinde ya girer gibi çok tuhaf biraz şeyler oldu. Gittik oturduk ve 3. dakikaydı falan. Çok oralara girmeyeceğim. Yine kimseyi kırmak istemiyorum. Bak hala kırmak istemiyorum. Ben kalktım yani. Yani onun da bir hareket üzerine kalktım. Ondan sonra çıktık. O yaptığı hareketten dolayı bak şahitleri var bunun. Kendi arkadaşları aşağıya inip ya hoca özür diliyor dedi. O benim arkadaşıma bakın aynen söylüyorum ifadeyi. Arkadaşım da tayit edecektir bunu. Ne olur abiye söyle. Abiye söyle. Özür diliyorum. Bak. Dedi ki yok yani bak. Yani ben zaten böyle bir şey yok. Yani aramızda bir husumet de yok. Bunu böyle yanlış da anlamayın. Gelmemin de anlamı yoktu. Bir husumet de yok. Aramızda bir bağ da yok. Eyvallah. Bu kadar. Abi üstüne gidiyorsun. Allah'tan yani bak. Bir de onları unutmuş orada. Dün buldum. Twitter'da, Instagram'da. Oh çektim onları da koydum şeye, dosyaya. 2021'de bir yıldan fazla önce çıkmış kitabı eleştiriyorsun. Kapağından sadece bir de o kadar, o da belli okumamışsın. Çünkü okusan Asil Kan'la oradaki resimleri, fotoğrafları işaret etmediğimi, başka bir şey anlattığımı anlayacaksın. Nitekim sadece kapaktan zan yaparak geçiyor. Olabilir. Ona da bir şey demiyoruz. Ona da karşılık da vermiyoruz. O arada taraftarların bana yok Türk değil, Yahudi mi? Hadi acayip acayip saldırılar. Onlara da karşılık vermiyor. Var mı hiçbir sayfalarına bakın bakalım. Yok. Ondan sonra zaman geçiyor. Kendin de aynı isimle kitap çıkartıyorsun. Eyvallah. İnanın bakın ne olur arkadaşlar. Yani bunu soran bana 2-3 kişi oldu. Yazın bir yerlere yani. Evet bu doğrudur diye. Dedim ki ya yazar adam Allah Allah Asil Kan kavramı bana mı ait yani? Bakın aynen. Hatta dedik benden de önce iki tane yazılmış. Öyle diyorum. Ondan sonra geliyorsun orayı yok sayıyorsun. 2023 Haziran'da benim kitabımın taklidini çıkarttı diye bana dava açıyorsun ya. Allah Allah. Yani bakın gittiğimiz yerde herkes şaşkın. Herkes diyor ki yani hadi o açıyor da avukat da mı? Abi bakmaz mısın hiç açtığın dava? Neye açıyorsun davaya? Üstelik de ifade şöyle. Komple kitabımı kopyalamış. Allah Allah. Yani inat ettim. Almadım, okumadım. Ama özellikle editör kardeşimize sorduğum ondan sonra abi dedi bir cümle aynı bir şey yok ki yani. Ne cümle, ne akış, ne çizgi, ne mantık, ne anlatılan şey. Hiçbir şey aynı değil yani. Neyin peşindeler? Ben anlamıyorum. Bu arada da ilk baskının o kadar çok tanığı ve isimleri alt alta yazsak yani adliye binası zıplar herhalde yani. Çünkü o ilk baskı özellikle devlet büyüklerine, tarih büyüklerine benim elimden gitti. Ve onların görüşlerini ben aldım. Hepsinin görüşleri alındı yani. Benim tarafından rica edildi, arz edildi neyse. Ondan sonra yani bütün dünya biliyor bunu yani. Yani bakın 2 gündür bunu programı yapayım mı? Yapmayayım mı? Ne diyeyim? Ne yapayım? Niye böyle bir şey yapıyor? Sonucunda ne bekliyor acaba bunun? Yani durum belli. Acaba başka bir şey mi var bizim anlayamadığımız oradan? Ne yapmaya çalışıyor? Ya neler düşünüyorum ya? Bir de üstüne üzülüyorum. Yani peşinden giden adamlar bana dönüp sen hocamızın kitabını çaldın mı? Ya ayıptır ya. Ayıptır kardeşim ya. Ayıptır arkadaşlar. Bakın bizim bir ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Biz insan gibi bak ben aynı mahallede yaşıyorum 51 senedir. Cep telefonu ne zaman çıksa o günden beri aynı telefonu taşıyorum. Kimseden kaçma, göçme işim olmamış. Yani belki hep söylerim ben üniversiteye giderken 17 yaşında babamın vefatıyla birlikte üniversiteye gittim. ODTÜ'ye. Ondan sonra 3. sınıfta ayrıldım. İşte bu ekonomik sebepler vesaire dolayısıyla. Kamyon şoförlüğünden sanayiciliğe kadar iş yaptım. 6 yıl ara verdim. Son okula döneceğim. Askerlik şubesine gittim. Dediler ki 6 ay kaçarsan okula. Dedim ki ben kaçmam. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Ve o gün 23 yaşında böyle sol görüşlü falan zorunlu askerliğe karşı falan biriyim yani. Ben dedim kaçmam. Yaz ne gerekiyorsa gidelim. Ve ben 18'e er olarak askere gittim. Komutanım derdi ki hepinizden fenası bu. Ama ona niye kızmıyorum? Çünkü adam bir şey yapıyor, geliyor ben yaptım diyor. Siz kıvırıyorsunuz ya, ona sinirleniyorum derdi. Bak bu diplomaları yaparken aynı sırada kamyon şoförlüğünden sanayiciliğe kadar iş yaptım ben. Ve bunları yaparken de hiçbir şeyden kaçmadım. Hiç yalan söylemedim. Kendimi korumak, kurtarmak, bir yerlere bir şey olmak için. Allah'a hamdolsun. Benim ilkokul öğretmenime, ortaokul, lise öğretmenime, müdürüme, askerdeki komutanıma beni sorun. Tek kelime söyleyecektir. Söylemeyeyim. Tek kelime söyleyecektir. Yakın arkadaş çevrem, eski bir arkadaş çevrem, ne bileyim 10 senedir görüşmediğim arkadaşıma sorun. Benimle ilgili tek bir kelime söyleyecektir. Ben böyle soldan gelmişken, ülke ocaklarından, ülke ocağı başkanlığından gelmiş bir arkadaşıma sorduklarında, hadi söyleyeyim demişti ki, siz nasıl bir arada geldiniz? Ben hayatımda bu kadar vatansever ve bu kadar güvenilir bir adam görmedim demişti. Tamam. Yani bana kendimi anlattırıyorlar zorla. Çünkü canım yanıyor yani. Böyleyken böyle algılatılmaya çalışılmak insanın kanına dokunuyor. O arkadaşım bana uzaylı derdi. Senden yok derdi bu dünyada. İnsanın kanına dokunuyor. Benim evladım orada açsa işte mesela onun taraftarları bir tane bak o 83'ten bir tanesi verdik. Ben kendim diyormuşum. Ben Rothschild'in köpeğiyim diyormuşum. Bak derken bile sesim kısılıyor. Utanıyorum çünkü. Benim kızım onu görse ne olur? Benim kızımın arkadaşları onu görse ne olur? Hiç utanmıyor musunuz siz bunlardan ya? Ya biz utanıyoruz. Bak biz adamız hala. Yani o eskiden vardı yani bir adam, insan. Normal. Biz onlardanız hala ya. Bu programı sadece bunun için yaptım. Bakın o arkadaşlar hepinize söylüyorum. Benden istediğiniz bir şey varsa ben vereyim. Vesile olayım. Veya gelin beni eleştireceğiniz bir şey varsa eleştirin ya. Ya böyle abuk sabuk işler yapmayın Allah aşkına ya. Sizin de var aileleriniz, çoluğunuz, çocuğunuz. Yani size birisi yapsa siz hoşunuza gider, utanmaz mısınız ya? Allah Allah. Şimdi burada yazan, bugün o konuyu, yani ne kadar rahat insanlar olduk biz ya. Bugün benim sayfama yazıyor adam. Bir tane yazmış yine, verdik, dava ediyoruz. Kazım Yurdakul yalancının biridir. Allah Allah. Ya ben ömrüm boyunca bak, bütün diyorum çevrem öyle tanır. Ve beni şu hikayeyle tanırlar. Ben 5 yaşındaydım. Babam bana bir hikaye anlattı. Dedi ki, oğlum köyde, Erzincan'da, İliç'te, Bağıştaş'ta, Fırat ve Demiryolu ve istasyondur. Yani Bağıştaş köyünün istasyonunda inip diğer ilçelere gider insanlar. Erzincan'dan önce durulan istasyondur. Küçük çocuklar, 5 yaşındalar onlar da. Trene taş atıyorlar. Trenin birinin camı kırılıyor, tren duruyor, jandarma geliyor köye. Herkes kaçışıyor. Kim yaptı bunu diye jandarma bağırıyor. Babam çıkıyor, ben yaptım diyor. Jandarma diyor ki, ben seni doğru söylediğin için affediyorum. Bu kadar. Bir de 13 yaşındaydım, hatırlıyorum. Cam dükkanı vardı babamın. Dedi ki bir gün, oğlum dedi, bizim bütün sermayemiz bu camlar. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hakikaten yoktu. O zaman evimiz falan da yoktu. Sonradan almıştı babam. Ondan sonra bunların hepsini canı sıkıldı. Kırdım, vurdum. De ki ben kırdım. Ben hayatım boyunca ben yaptım dedim, ben kırdım dedim. Bunu herkes bilsin. Eğer bir yerde benim bir yalanımı yakalayan getirsin benim kafama vursun. Tamam. Ki ben bir daha çocuğumun suratına bakamayayım. Tamam. Daha değil mi? Bakın beyler, ne anlatıyorsanız anlatın. Ne anlatıyorsanız anlatın. Bu dakika itibariyle benden uzak olun ya. Ne anlatıyorsanız anlatın millete. Olur mu? Ben kendi anlattıklarımı sabahları size telefon açıp size sorup sizin anlattıklarını da anlatayım. Herkes kendi anlattıklarını anlatacak tabii. Nasıl bir mantığınız var bu böyle bir farklı olanla kavga etmek gibi saçma sapan, insana, adama, yetişkine yakışmayan. Bu nasıl bir mantıktır ya? Hakaret eden, şu yalan söylüyor, bilmem ne abi. Bu nedir ya? Ya üzülüyorum çünkü sizle biz aynı şeyde, aynı sıfatla yaşıyoruz. İstiyorum ki siz de farkına varın, bir silkelenin ya. Yani bu kadar mı zayıfsınız? Bu kadar mı nefsinizi kontrol edemiyorsunuz ya? İki parmağınızı bu kadar kontrol edemiyor musunuz ya? Ondan sonra devlet, siyaset, o diyor ki CHP kötü, ona küfür ediyor. Öbürü diyor ki atma, o da küfür ediyor. Ya nereden oldu? Uzaydan gelmiyor ki. Biziz, biz. Biz neysek o da o. O kadar. Bir anlayalım bunu ya. Bunu 50.000 kere anlattım. Asil Kan kitabının içinde bile anlattım ya. Dedim ki genç Osman'ı katledenler de bu toplumun parçasıydı. Katlini engelleyemeyen de. Menderes'i asan da Asman'ı da engelleyemeyen de. 15 Temmuz'da işgal girişimini yapan o hainler de, ondan sonra onu engelleyenler de, onu engellemek için adımını atmayanlar da. Ama şimdi herkes masal anlatıyor. Bugün artık daha çok insan o hesabı yapıyor. 200.000 kişi ya vardı ya yoktu. Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra o sokakta. Sabahtan sonraki nöbetlerden bahsetmiyorum. Ama şimdi bugün bakıyorum klavyede. Herkes milliyetçi. Ben yani kendimi bildim bileli. Çalışıyorum, mücadele, gönüllü. Özgeçmişimi başına yazdım ki birileri ders alsın diye. Teraziye koyuyorum böyle. Kazandığım işlerden daha fazla zamanı, emeği her zaman kazanmadığım gönüllü işlere ayırdım hayatım boyunca. Bir bakalım Allah aşkına, bu arkadaşlara bir baksanıza arka planlarına, ne yapmışlar bugüne kadar. Bu ülkeye gönüllü hangi hizmeti vermişler? Hangi hizmeti vermişler? Gönüllü, karşılıksız. Arama kurtarmacılık, ağır. Krizlerde koordinatörlük, psikologluk, aylarca. Eğitimcilik, binlerce öğretmen, psikolog, psikolojik rehber, eğitim yöneticisi. Ya. Adamlık kolay şey değil ya. Değil. Allah'ın verdiği iradeyi kullanabilme becerisi kolay bir şey değil. O yüzden zaten Yüce Allah kitabında diyor ki çoğu akledemeyecekler. Ama sefer bizim. Biz o çoğun içinden bu tarafa ne kadarını çekmeye çabalarsak, o seferi, o hakikat yolculuğunu sürdürürsek, ne kadar karınca olursak ne mutlu bize. Herkesin de hesabı kendinden sorulacak. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla da yani bu konuşmalarımız bana senin hesabını sormayacaklar ki. Bana ne aslında? Ama değil. Benim seferimin özelliklerinden biri, ben seninle de dertleniyorsam benimki sefer. Ben bunun derdindeyim. Ben maliye yaranma derdindeyim. Onun rızasını alma derdindeyim. Bütün derdim o. Bunu anlatabildim mi? Dostlarım, 23.15'te Ulusal Kanal'da olacağım. Maalesef keşke Ulusal Kanal'da, işte öbür kanallarda bunları konuşsak da biz silkelensek, kendimize gelsek. Ama devlet orası burası yaptığını yapamadı. Neyse yapıyor. Ondan sonra benim devletimin, memleketimin insanları da işte bunlarla böyle bu hallere gelmekten kendi devleti yenilse seviniyor. Çok acayip. Çok acayip. Ama bu devlet yenilmiyor. Bu devlet çatır çatır yürüyor. Yıkılan şey küreselcilerin düzeni. Biz onun şu anda altında eziliyoruz. Akşam bunları anlatacağım. NATO'yu da anlatacağım. Ve çok ilginçtir. Önce karışacak diye yıllar önce söyledim. Adam bana diyor ki bugün karışmış ortalık, sen ne anlatıyorsun? Bir dinlesene, ben onu anlatıyorum zaten. Sen dinlemiyorsun ki. Sen iki kapaktan, iki cümleden beni kafanda bir yere koymuşsun. Beni o zannediyorsun. Zanla yorum yapıyorsun. Bir tanesi diyor ki ekonomi diyor mahvolmuş, sen ne anlatıyorsun? Ben anlatıyorum ya ekonominin mahvolduğunu. Ama sen küreselcinin ekonomisiyle Türk devletinin ekonomisiyle birbirine karıştırıyorsun. Hikaye bu. Bunları da konuşacağız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. 23.15'te bekliyorum. Ulusal Kanal'a gelin lütfen. Serkan Bey'in programını reyting yapın. Serkan Bey de çok efendi, çok düzgün, çok işini iyi yapan bir insan. Gerçekten işte izliyorsunuz da zaten. Ondan sonra ona da katkımız olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a hamdolsun. Devletimiz var olsun. Allah Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diye.